İyi akşamlar sayın seyirciler. Ersan TV'de bu akşam yine kaslı krizimizle ilgili konuşma yapacağız. Bu akşamki konuğumuz hukuk cephesinden emekli başsavcı Reşat Petek. Hoş geldiniz Reşat Bey. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Öncelikle adetten de sizi bir tanıyalım. Reşat Petek kimdir? Şu an ne yapmaktadır? Buyurun. Evet, sizin takdimde söylediğiniz gibi ben Cumhuriyet Savcılığı görevleri yaptım. Cumhuriyet Başsavcılığından emekliyim. Şu anda avukatlık yapıyorum. Aynı zamanda Türkiye'nin gündemine ilişkin özellikle anayasa, kamu hukuku, insan hak ve özgürlükleri, temel hak ve hürriyetler konularında araştırmalarım var. Bu konularda değişik gazete ve dergilerde yorumlar yapıyorum, makaleler yazıyorum. Zaman zaman televizyon programlarında bu konuları değerlendiriyoruz. Esasen Burdurluyum. Burdur İmam Hatip Okulu'nu bitirdikten sonra Ankara Hukuk Fakültesi'nden mezun oldum. Daha sonra sırasıyla hakim adaylığı, Cumhuriyet Savcı Yardımcılığı, Cumhuriyet Savcılığı ve İl Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerinde bulundum. 28 Şubat 1997 sürecinde Yozgat İl Cumhuriyet Başsavcısıydım. O dönemde birçok gayri hukuki işlemler oldu, hukuksuzluklar oldu. Hukuk çerçevesinde biz kendi görevimizi yaptık ve esas belki de kamuoyunda tanımamıza vesile olan olaylar 1997-98-99 yıllarına dönük yaptığımız çalışmalardır. Yani onlar da nedir derseniz, işte Türkiye'nin çok ciddi hukuk krizine yaşadığı bir postmodern darbe döneminde üzerinde yasal sorumlulukları olan bir il cumhuriyet başsavcısı olarak anayasa ve kanunlar neyi söylüyorsa, hukuk neyi gerektiriyorsa, adalet, hakkaniyet ilkeleri, evrensel hukuk değerleri neyi gerektiriyorsa bu çerçevede görevimizi yapmaya gayret gösterdik. Ama tabii 28 Şubat dönemi Türkiye için karanlık bir dönem. Hukukun, insan haklarının ayaklar altına alındığı bir dönem. Emir talimatlarla keyfi işlemlerin yapıldığı, insanların inancına, ahlakına, yaşam tarzına, kılığına, kıyafetine, parmağındaki yüzüğünden başörtüsüne kadar değişik sebeplerle fişlendikleri ve kendilerine göre devlet nezdinde, hukuk önünde ayrımcılık yapıldığı bir dönem. Biz o dönemde hukukun gereği neyse onu yaptık. Özellikle eğitim özgürlüğü elinden alınan öğrencilerin feryatlarına hukuk çerçevesinde kulak verdik. Bu anayasal hakları çiğneniyor, hak ve özgürlükler elinden alınıyor. Bu nedenle yapmış oldukları şikayet başvurularını işleme aldık. Soruşturma yaptık. Rektörler hakkında dava açtık. Dekan hakkında dava açtık. Tabii bu olaylar nedeniyle de hukuksuz bir dönemde bütün eylem ve işlemlerini keyfilik esasına göre, kendi ideolojik ve siyasi görüşlerine göre yapmak isteyen gayri hukuki yapılanmalar, efendim gayri meşru oluşumlar haliyle üzerimize geldi. Yaptığımız her şey hukuk çerçevesinde olmasına rağmen onlarla da mücadele etmek durumunda kaldık. Ama bizim baştan beri inandığımız bir şey vardı. Sonucu ne olursa olsun, hak ne ise, doğru ne ise onu yapmak, o yoldan gitmek. Bunun karşısında eğer bir takım fedakarlık yapmamız gerekiyorsa onları göze alarak veya çekeceğimiz çile varsa onları göze alarak zaten o uygulamaları yaptığımı söyleyebilirim. Yani uygulamalar derken de tamamen hukuk çerçevesinde yapılan soruşturma ve açılan davadır. Fakat tabii çok ciddi tepkiler o dönemde gördük. Efendim, Genelkurmay bünyesinde oluşan BÇG'den başlayalım. O dönemin hukuk dışı yasak uygulamalarını yürüten YÖK, yine paralelinde hareket eden Barolar Birliği, efendim aynı doğrultuda ortak çalışan, o zamanın beşli çetesi olarak anılan bazı kuruluşlar ve bazı medya mensupları da yani savcıya bak savcıya dediler. Rüzgara karşı hareket ediyor dediler. Efendim nasıl diyelim, işte herkes başörtüsü yasağını savunuyor. Bu çağ dışıdır diyor. Ve
bir anlamda üniversite yönetimleri ve bazı bürokratlar adeta yasakçılıkta yarış yapar hale gelmiş. Ben daha fazla yasakçıyım der hale gelmiş. O dönemde biz de diyoruz ki insanların beyninin içiyle ilgilenin, kılığıyla kıyafetiyle ilgilenmeyin, eğitim özgürlüklerini elinden almayın, insanları inançlarına göre farklı muamele tabi tutmayın. Hukuk bunu gerektiriyor. Çağdaş dünya bunun karşısında. Lütfen çağdaş dediğiniz o kavramın arkasında eğer hak ve özgürlükler, insanın yaratılışından sahip olduğu hakları, özgürlükleri korumak varsa o zaman farklı bir yerde değiliz dedik ama buna rağmen dediğimiz gibi at gözlüğüyle meseleye bakanlar, kendi düşüncesi dışındakilere hayat hakkı tanımayanlar haliyle bizimle uğraşmaya çalıştı. Fakat Allah'a hamdolsun ben inanan insanın her zaman üstün olduğuna yürekten iman etmişim, inanmışım. Bu çerçevede doğru yapıyorsanız, haklı yapıyorsanız ve bunu yaparken de metot usul olarak da doğru metotlar, doğru usuller kullanıyorsanız, bir başkasına hakaret etmeden kendi hakkınızı savunuyorsanız, bir başkasının hakkını, özgürlük alanını daraltmadan kendi özgürlüğünüzü savunuyorsanız, bunların dünyanın her yerinde karşılık bulması ve kabul görmesi mümkündür. Ama bu bir zaman alabilir, sıkıntılı günler geçebilir. İşte Türkiye bu badireli günlerde iken biz de bu görevlerde yaptık. Şimdi de hem serbest avukatlık yapıyorum hem de dediğimiz gibi bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu 28 Şubat hatırası olan kasayı krizi 10 yıldır başımızda olan bir şey. Siyasi bir proje olarak başlıyor ve önüne hukuki bir engel çıkıyor ve bu sürekli tekrarlanıyor. İşte YÖK oluşturuyor aslında. Daha sonra YÖK'e karşı bir sistem oluşuyor. Evet. Ve sorun hiçbir şekilde çözülmez bir boyutta. Hatta artarak, katlanarak sorun günümüze kadar geliyor. Ve bu süreçte Danıştay kendi yetki sınırlarını aşarak benim dediğim olacak. Yani bu şekilde bir kendi adiyetini, kendi söz söylemini meşrulaştırmaya çalışıyor. Ama bu konuda sürekli mağdur olan bir kesim var, gelecek var, öğrenciler. Bu böyle devam etti. 10 senedir bu şekilde devam ediyor. Evet. Ve şöyle bir şey oluştu. Hukuk cephesi bir anlamda zedelendi. Nasıl oldu? İşte bu kriz, kasayı meselesinde Danıştay ilk itirazını gösterdiğinde geçtiğimiz günlerde darbeci baro denildi. Mesela baroya böyle bir mesela cephe açıldı ya da işte Danıştay'ın güven tazelemesini gerektirecek adımlar atıldığı için sürekli bu eleştirildi. Ve YÖK benim dediğim olacağı gelmeye çalıştı. Mesela en son bugün son dakika haberi olarak geçen işte itiraz sonuçlarına kadar kasayı gündemimizde olmayacak denildi en son. Mesela. Ama hala belirsizlik var. Sınav önümüzdeki aylarda ve öğrenciler ne yapacağını bilmiyor. Bu süreçte hukuki kimliğinize dayanarak bizlerin nelerin bekleyeceğini, evet neler olacak, bizleri neler bekliyor, neler yapmamız gerekiyor? Bunları size soruyorum. Evet, tabii neler olacağını Allah biliyor. Ama biz neler olmasını istediğimizi ve hukuken neler yapılabilir üzerinde durmamız lazım. Şimdi önce şunu ifade edelim. Bir defa katsayı uygulaması ne zaman başladı? 28 Şubat sürecinde başladı. Evet. Neden başladı? Yani bu sorulara cevap vererek gidersek daha net konu anlaşılır. Neden başladı? Bir hukukun gereği, bir mağduriyeti gidermek, efendim meslek liselerinin veya normal liselerin bir problemine, bir sorununa çare bulmak için mi başladı? Hayır. İlk başlama sebebi şudur. 28 Şubat kendine bir düşman belirledi. İç tehdit unsuru olarak irtica var dedi. Türkiye'de irtica tehlikesi var. Bu tehlikeyi önlememiz gerekir. Şimdi suni bir tehlikeydi ama bu tehlikenin varlığını göstermek için senaryolar yazıldı. O senaryoya uygun olarak aktörler piyasaya sürüldü.
gerçekten aktör olarak yetiştirilmiş, kılığından, kıyafetinden, yapacağı konuşmalara kadar hazırlanmış aktördü bunlar. Mesela o dönem hatırlayalım, Müslüm Gündüz piyasaya çıktı. Müslüm Gündüz'le ilgili yakın mahallesinden olan bir profesör arkadaşım konuyu anlattı. Yani Müslüm Gündüz denen insanın o şekilde ortaya çıkıncaya kadar babası kendisinden adeta yaka silken, efendim uyuşturucu ve alkol müptelası olan, İslami değerlerle hiçbir alakası olmayan ve neredeyse yakın çevresinin, yani söylemek istemiyorlarmış ama yani Allah canını alsa da kurtulsak diyecekleri kadar yaşam tarzıyla sosyal hayattan dışlanmış ve çevresindekileri bezdirmiş bir insan. Bu insan alınmış, eğitilmiş, sonradan derviş ve aczimendi kılığına sokulmuş. İşte irtica tehlikesi olacak ya, bu tehlike gözle görülmesi lazım. Başında böyle büyük sarıklar, elinde sopa olması lazım. Efendim uzun sakalları olması lazım. Yani tiplem olarak bir öcü olmalı, korkunç bir şey olmalı. Etrafında da benzerlerini bulmak gerekir. Bunlar bir senaryonun uygulanması çerçevesinde hazırlanmış. İşte ciddi bir tehlike var. Öyle ki tehlike Ankara'nın göbeğine kadar gelmiş. Kocatepe Camii'nin bahçesinde de eylem yapabiliyor. Aman Allah'ım, ne büyük tehlike. Öyleyse dur diyelim. Nasıl dur diyeceğiz? Ha, bunlar nerede yetişiyor? İmam Hatip liselerinde yetişiyor. Öyleyse İmam Hatip liselerinin önünü kesmek gerekir. Bu liselere öğrencilerin rağbet etmesini engellemek gerekir. Bu nasıl olur? Sadece meslek elemanı yetiştiren konumda kalır da üniversiteye girişlerini engellersek İmam Hatip liselerinin, o zaman rağbet azalır, önlerini kesmiş oluruz. Ha, bunun yanında efendim meslek liseler içinde çok azınlık bir gruptur İmam Hatip Lisesi, Endüstri Meslek, Ticaret Lisesi, Kız Meslek Lisesi, birçok liseler vardır, meslek liseleri vardır. Oradaki öğrenciler de yanacakmış. Önemli değil. Devletin âli menfaatleri için, irtica tehlikesinin önlenebilmesi için bu yapılması lazım diyerek 28 Şubat'ın generallerinden, o gün için çok ismi öne çıkan bir general YÖK'e bir talimat yazmıştır. Bu yazmış olduğu talimatla da katsayı uygulaması başlamıştır. İşte o zaman meslek liselerin daha farklı bir katsayı ile üniversitede aldıkları puanlar değerlendirmek suretiyle kendi alanı dışındaki yüksek öğrenim kurumlarına girmesi adeta imkansız hale getirilmiştir. Şimdi maksat budur. Böyle başlamış. Ha, şimdi gelelim günümüze doğru, geliyorum meselede. 13 yıl uygulanmış bu. Bu dönemde mağdur olan, bu adaletsiz, bu eşitlik ilkesine uymuyor. Efendim bu bir eğitim özgürlüğünü engellemedir. Çünkü hele hele daha lise çağında anne babasının, velisinin yönlendirmesiyle orta öğrenimde meslek lisesi veya lise tercihini ailesinin telkinleriyle seçmiş olan öğrenci, belki lise dönemine geldiğinde, sonlara doğru geldiğinde kendine başka bir hayat tarzı seçecek ve farklı bir üniversiteye gidecek. Fakat bir bakıyor ki önünde, ben meslek liseliyim, gidemiyorum. Neden? YÖK'ün aldığı o zamanki bir karar. Bu nedenle 13 yıl bu adaletsizlik devam etti ve 2009 yılında bu adaletsizliği koyan kurum, tabii kişiler değişti, yönetim değişti. Onlar da baktılar bu adaletsiz bir uygulama, kendilerine de talepler var. Katsayı eşitsizliğini ortadan kaldıran yeni bir karar aldılar. O karar da ilginçtir, onu da söyleyeyim. Ben hukukçuyum, o yönünü de söylemem lazım. Şimdi katsayı, farklı katsayı uygulamasını alan YÖK'ün yürütme kuruludur. YÖK'ün bir de genel kurulu vardır. Genel kurul bu konuda yürütme kuruluna yetki vermediği halde, yetki devrinde bulunmadığı halde, yürütme kurulu bu olmayan yetkiyi kullanmış ve farklı katsayı 13 yıl uygulamıştır. 2009 yılında ise YÖK genel kurulu bir karar aldı. Bakın bu da hukuken önemli. Genel kurul dedi ki bu adaletsizdir, biz kaldırıyoruz dedi. Şimdi bu aşamaya gelinceye kadar ne oldu? İdare yargıya başvuranlar oldu, Danıştay'a başvuranlar oldu. Dediler ki biz meslek lisesi öğrencisiyiz ve mağdur oluyoruz, bu adaletsizliği giderin dediler. Danıştay o zaman bu başvurulara verdiği cevap şu idi. Efendim YÖK anayasal bir kurumdur. 2547 sayılı kanunun 45. maddesine göre lise ve denge okulu mezunlarının üniversiteye nasıl gireceğini belirleme yetkisi
yöktedir. Bu onun anayasal ve yasal bir hakkıdır. Biz o konuya karışmayız. Zinhar dokunmayız. Bu onun yetkisindedir. Onun için davanızın reddine dedi. Ne zamana kadar? 2009 yılında eşitsizlik ortadan kaldırılıncaya kadar. Ha sonra öğrenciler sevindi. Dediler ki ha bizim abilerimiz, ablalarımız, büyüklerimiz mağdur oldu ama artık biz meslek liselerinde öğrenciler olarak mağdur olmayacağız üniversiteye. Başarıyorsak kendimizle eşit yarışta olan öğrencilerle birlikte girdiğimiz sınavlardan daha fazla soru çözüyorsak, daha çok puan alıyorsak önümüz açık. Çalışmıyorsak herkes gibi geride kalacağız. Bu bir adaletti, hakkaniyete uygun bir eşitlikti. Ama bizim bir meslektaşlarımızdan oluşan İstanbul Barosu var. Tabii İstanbul Barosu'na kayıtlı çok değerli meslektaşlarımı, avukatları tenzih ederek söylüyorum. Baronun şu anda darbeci bir yönetimi var. Yani hakikaten demokrasiden yana değil, hukuktan yana değil, Türkiye'nin darbelerle yönetilmesinin daha iyi olacağını adeta savunan, çünkü darbe girişimler bulunanlara birçok olanaklar tanıyıp başka hiçbir davaya avukat savunma için göndermezken Ergenekon davalarına avukat gönderen, hatta Ergenekon sanıklarının hastanelere sevki için özel gayret gösteren, servis arabaları kaldıran, bu şekilde gayret eden bir baro her nedense bu adaletli uygulamadan rahatsız oldu ve Danıştay'a YÖK'ün kararının iptali için, yürütmesinin durdurulması için başvurdu. İşte bu başvuru üzerine de Danıştay, daha önce bu konuda benim önüme davalar geldi. Bu davalarda yetki YÖK'ündür dedim. Onun için davanızı reddediyorum diyemedi. Deseydi adil olacaktı. Diyemedi. Ve eşitsizlikten yana, adaletsizlikten yana tavrını koydu. Danıştay'da görevli yüksek hakimlerin kendi siyasi görüşlerine, ideolojik bakışlarına ve dünya görüşüne göre keyfi bir karar verdi. Hukuka uymayan bir karar verdi. Bu katsayı adaletsizliğini sizin kaldıran kararınız doğru değil. Yine adaletsiz bir yöntemle devam edin. Meslek liseliler farklı katsayı uygulasın. Siz farklı liselilere farklı katsayı uygulayın dedi. Yok çaresiz. Ne yaptı? Önceden ara fazla açıktı. Bu arayı biraz daralttı. 0.13'te 0.15 çarpımıyla bulunacak bir neticeyle biraz adaletsizliği azaltarak bir çözüm aradı. Çünkü Türkiye'de yasama, yürütme, yargı erkleri var. Ayrılmış birbirinden. Yargı kararları beğenin beğenmeyin uygulamak durumundasınız. Bu nedenle yok de bu karara uygun olarak bari aradaki farkı azaltayım düşüncesiyle bir karar verdi. Şimdi ikinci kararı da uzatmayayım. Yine baronun başvurusuyla onun da yürütmesini durdurmuş oldu. Ve binlerce meslek liseli öğrenci, hayallerimizi yıktınız. Bizimle kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyorsunuz. Dünyamız yıkıldı. Vicdanınız yok mu? Sizin evladınız yok mu? Meslek lisesine giden yakınınız yok mu? Bu kadar mı merhametsizsiniz ve adaletsizsiniz diye çığlık atıyor. Ve süreç belirsiz. Şu anda itirazları var YÖK'ün. Dava daireleri genel kurulunda itiraz görüşülecek. Ama ben burada çok rahat söylüyorum, reddolacak. Nereden biliyoruz? İşte perşembenin gelişi çarşambadan belli. Şimdiye kadar olandan bunu tahmin etmek güç değil. Ha inşallah bizi yanıltırlar tabii. Onu da umduğumuzu söyleyelim. Ama belirsizlik sürüyor, sıkıntı sürüyor, adaletsizlik sürüyor. Sanıyorum sorunuz nasıl çözülecek diye devam edecekse ona cevabıma devam edebilirim. Şimdi tabii demokratik hukuk devletlerinde sorunları nasıl çözüleceği bellidir. Dayatmalar olamaz, keyfilik olamaz. Çözüm mutlaka yine hukuk devletinin kendi kurumları içinde çözüm üretilmesi lazım. Şimdi YÖK anayasal bir kurum. Ha olmalı mı olmamalı mı bunun tartışmasına bu programda girmeyelim. O da ayrı bir konu. Yani YÖK'ün yöneticileri değişti diye bugünkü yapısıyla bir YÖK devam etmeli mi diye bana sorarsanız bir kere etmemeli. Bugün yöneticiler efendim hakkaniyete uygun düşünen kişiler çoğunlukta oldu diye sorun bitmiş değil. YÖK'ün yapısında bir ameliyat gerekli, yeni bir sistem gerekli. Onu ayrıca söyleyelim. YÖK çare bulamıyor şu anda bakın. Alternatiflerimiz var diyor sağ olsun. Efendim öğrencilerin morali bozulmasın, sınav motivasyonları kaybolmasın diye bunu söylüyorlar. Güzel tabii ama yeterli değil. Peki yeni bir düzenleme yapsa, sınav süreci devam ediyor. Onun iptal edilmeyeceğini, durdurulmayacağını garanti eden var mı? O da yok. O zaman
Çözüm Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndedir. Bir defa demokrasilerde çözüm ne olursa olsun millet adına egemenlik yetkisini kullanıp karar verecek olan merci olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndedir. Meclise bu konu gelmelidir. Bir an önce gelmeli, tartışılmalı ve nasıl bir çözüm bulunacağı konusunda alternatif fikirler mecliste geliştirilmelidir. Şimdi şöyle konuşmalar oluyor. Efendim, yasa çıksa da Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor. Anayasa Mahkemesi de siyasi nitelikli kararlar son zamanlarda çok verdi. Yani öyleyse bu mesele çözümsüz gibi biraz karamsar bakanlar var meseleye. Ben öyle bakmıyorum, onu ifade edeyim. Zira ortada bir anayasa varsa, bu anayasa çerçevesinde, o anayasa darbe anayasasıdır, beğendiğimiz maddeler vardır, beğenmediğimiz vardır, ayrı konu. Ama hukuk devletinde bir değişim olacaksa, usulü ve yöntemi demokratik olmalı. Darbe ile, dayatma ile olmamalı. Nasıl kat sayıda bir dayatmayı bu millet kabul etmiyorsa, yasa değişimlerinde, anayasa değişimlerinde de dayatmaları milletin kabul etmemesi mümkün değil. Öyleyse ısrarcı olması gereken kurum Türkiye Büyük Millet Meclisi, ısrarla korunması gereken müessese de hukuk devleti. Hukuk devleti. Yani bakın şu anayasayı beğenmiyoruz diyoruz ama bu anayasanın da antidemokratik yollarla değiştirilmeye kalkılmasına bütün millet şiddetle karşı durmalıdır. Değişecekse yeni bir darbeyle daha iyisini getirelim fikrinin külliyen yanlış olduğunu bilmemiz gerekir. Bir defa o iradeyi millet bir başkasına devretmemeli. Devredemeyiz. Anayasa yapma iradesi milletindir. Milletin temsilcilerinin olmalıdır. Yani birileri hayır ey millet biz sizden daha iyi düşünüyoruz. Siz menfaatinizin nerede olduğunu bilmiyorsunuz. Siz bizim evladımız yerindesiniz, vesayetimiz altındasınız. Biz sizin adınıza anayasayı da hazırlar, kanunları da hazırlar. Sofranıza koruz, siz hazır yersiniz. Mantığı demokrasiyle ve hukukla bağdaşmaz. Eğer bu ülkenin bir vatandaşı olarak ben yapılacak anayasada söz sahibiysem, egemenliği sahibi olarak, millet olarak ben söz sahibiysem, bu yetkimi de sandıkta verdiğim oy ile milleti temsil eden meclise devrediyorsam, o meclis hazırlamalıdır bunu. Efendim şu denebilir, ya mecliste kendi bir parti çoğunluk olur, o siyasi görüşlerine göre bir anayasa hazırlıyor. Bu dahi doğru değildir bu eleştiri. Neden derseniz, eğer o meclisin hazırlamış olduğu yasa ve anayasalarda yanlışlık ve milletin menfaatine düzenlemeler yoksa, 4 yıl sonra halk ona gereken denetimini yapar, eleştirisini yapar, bunu sandığa yansıtır ve bir daha aynı kişileri ve aynı partileri seçmez. Zaten demokrasinin milletin lehine olarak denetim yetkisini elinde bulundurmasının hikmeti de budur. Budur. Ama bir darbe yönetimi varsa veyahut da milletin denetleyemediği bazı kurumlar karar alıyorsa o zaman biz devrede yokuz. Kasayı da korlar, kaldırırlar, farklı da uygularlar. Adaletsizliği yapar der ki siz anlamıyorsunuz sizin bu lehinize. Size adil olmuyor gibi görünüyor ama gerçekte adildir der. Böyle bir yanlış değerlendirmenin içinde olabilirler. Şimdi biz Danıştay'ı mesela neden bu kararında hukuki değil diye eleştiriyoruz? Ben onu da izah etmek istiyorum. Yani belki bizi dinleyenlerin bir kısmı diyecek ki efendim yasama yürütme yargı var. Yargı da idari eylem ve işlemleri denetleyecek. Öyleyse tabii değil mi denetlemesi? Şimdi bu sorunun doğrudan cevabı evettir. Yani Danıştay'ın, idari yargının, idarenin eylem ve işlemlerini denetlemesi doğrudur. Peki niye göre denetleyecek? Sınırı nedir? O da anayasadan alır yetkisini. O zaman ben açarım anayasayı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı. 125. maddesini buradan okurum. 125. maddesi nedir derseniz, 125. madde Danıştay'ın bu konuda denetimini nasıl yapacağını izah eder. Bakın burada der ki, İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. Genel kural bu. Ve biz bunun olması için de mücadele ediyoruz. Yargı denetimine tabi olmayan Hakimler Savcıları Yüksek Kurulu gibi, Yüksek Askeri Şura gibi bazı anayasal kurumların da kararlarının yargı denetimine tabi olmasını savuna geliyoruz. Doğru olan budur. Ama hemen anayasa arkasından da diyor ki bu yapılırken yargı hukuka uygunluk denetimi yapar. Kendisini idare makamlarını yerine koyarak idari işlem ve eylem meydana getirecek şekilde
kararlar alamaz. Yerindelik denetimi yapamaz. Yani şu kassayı yerinde midir değil midir? Bunu denetleyemez Danıştay. Niye denetler? Eğer kassayı yok değil de İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü ben kendime göre bir kassayı belirledim. Şu puanlarla alacağım, meslek lisesini almayacağım, ticareti alacağım, diğerini al. Böyle bir düzenleme yapsaydı ve bu Danıştay'a gitseydi, Danıştay o zaman diyecekti ki, ey İstanbul Üniversitesi, sen anayasal kurallar ve yasalarla katsayı düzenleme konusunda bir yetkin yok. Usul olarak hukuka uygun değil yaptığın, yetkisiz işlem yapıyorsun. Anayasadan almadığın bir yetkiyi kullanıyorsun, bu nedenle bu işlemi durduruyorum derdi. Öp başına koy, o zaman saygı duyulurdu bu karara. Ama biz biraz önce bahsettik, 45. madde açık. Milli Eğitim Temel Kanunu 31. maddesi aynı şeyi söyler. Üniversiteye girişi Milli Eğitim Bakanlığı ile karşılıklı diyalog ve istişare yapmak suretiyle YÖK belirler der. O kanun da aynı şeyi söyler. Bütün bunlara uyulmadan verilen bir kararı hukuki görmek ve savunmak mümkün değildir. Ama yine olan halka ya da işte öğrencilere geleceği oluyor. Evet. Siz her ne kadar bunun bu konuda ümitli olabileceğimizi hani belki anayasa konusunda evet. Da bilmiyorum. Ben mesela daha önce konuklarınızı da görüştüğümüzde her şeyin çözümün sivil anayasada olduğunu düşünenler de oldu. Yeni bir sivil anayasa belki çözümde olmayabilir diye belirttiniz. Bu yani şöyle de bir konumu oluştu. Yani kendisiyle çelişti sürekli. Siz de yine aynısını söylediniz. Çünkü önce söz YÖK'ün, hayır şimdi söz YÖK'ün değil, kimin söz nerede? Evet. Şeklinde büründü. Bu konuda yani gerçekten öyle şey kalıyor yani şu an böyle belirsizlik içinde kalmıyor yani tıkanıyor. Şimdi YÖK'ün ilerlediği yolda tıkalı yani bir yere geliyor yine Danıştay'a çarpıyor ya da Danıştay bir yere kadar geliyor bir yerde tıkanıyor. Bu sürekli bu şekilde kalıyor ama gelecekten ümit yok yani ümitsizliğe sarık etmek istemiyorum kimseye ama yani böyle bir şekilde bir kısa döngüye dönüştü bu. Konuda da siz hukuki kimliğinizle bize bilgiler verdiniz. Geçmişten günümüze ilerledik. Teşekkür ederiz Reşat Bey. Zaman ayırdığınız için son olarak ilave etmek istediğiniz bir şeyler varsa gündemimize dair olsun. Dinlemek isteriz. Buyurun. Şimdi tabii şunu ilave etmemiz lazım. Yani bir kere kassayı meselesi sivil anayasa değişikliğine terk edilemez. Bu acil bir konu ve en azından bu sene üniversite sınavları var. Bu sınavlarda çünkü YÖK yürütmeyi durdurduğu zaman eski kurala dönmüyor. Çünkü yeni karar aldığında eskisi ortadan kalkmış oluyor zaten. O bakımdan yeni bir düzenleme mutlaka yapılması lazım. Yoksa bu sene üniversite sınavlarının yapılmasının ve üniversiteye girişi belirleme şartları şu anda hiçbir kuralı yok şu anda. Yürütmesi durduruldu. Yeniden düzenlenmesi lazım. Bu beklemeye tahammülü yok. Ha, benim bu konudaki önerim ve beklentim sanıyorum bu mesele Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilecektir, getirilmelidir ve yasa ile düzenlenmelidir. Yani katsayı konusunu YÖK'ün de takdirine bırakmayacak şekilde eşitlik ve adalet ölçüler içinde yani meslek liseleri ile normal liselerin hukuk önünde farklı statüde olmadıklarını belirleyecek bir yasal düzenleme yapılabilir. Pekala mümkündür. Efendim bu konu Anayasa Mahkemesi'ne bile götürülmüş olsa orada bu konunun incelenmesine kadar en azından bu yıl 2010 yılındaki sorun çözülmüş olur yasayla. Yani bu kesin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sorumluluğundadır. Ama ben bu konuda bir şey daha ifade etmek istiyorum. Şimdi mağdur olan öğrenciler ve velileri boş durmamalıdır. Şimdi mesela bir öğrencimiz, bir öğrenci velisi bundan önceki Danıştay kararında mağdur olduğu için Danıştay'ın kararından dolayı açılan iptal davasına müdahil olmak için başvurdu.
ve Danıştay 8. Dairesi bu başvuruyu kabul etti. Orada artık müdahil olarak dilekçesiyle diyeceklerini söyleyebilir hale geldi. Aslında şu anda meslek liselerinin öğrenci dernekleri, efendim meslek liselerinin okul aile birlikleri bu uygulamadan mağdur oldukları için hukuk önünde bu davaya müdahale etme hakları vardır. Hukukçular Derneği bu konuda davaya müdahil olmak isteyenlere hukuki yardım yapmaktadır. Evet. Örnek nasıl dilekçe verileceği konusunda müşavirlik hizmetleri de verilmektedir. Veyahut herhangi bir avukata giderek de bu konuda gerekli danışmanlığı ve hukuki yardımı alarak Danıştay'a doğrudan başvurabilirler. Elde örnekler var, müracaatları kabul oldu. Yani hani atalarımız güzel söylemiş, ağlamayan çocuğa meme verilmez denmiş. Yani bu konuda mağdur olanlar yüksek sesle ağlaması gerekir. Ve hukuki yoldan da haklarını aramaya devam etmeli. Bu konudaki sayıyı artırmalı. Mağdur olanlar hakikaten mağdur olduklarını. Yani şu anda zaten çok geniş bir şey var. Efendim sanayi odaları, ticaret odaları, efendim esnaf dernekleri toplanıyor. Bu konuda özellikle meslek liselerinin, endüstri meslek liselerinin önünün kesilmesi nedeniyle ara insan gücü bulamadıklarını dile getiriyorlar, tepkiler gösteriyorlar. Bunlar hepsi demokratik tepki olarak önemli. Zaten bu meselenin çözülmesi, demokrasi içinde çözülmesi, demokratik tepkilerin sürdürülmesiyle de doğru orantılı. Yani hakkı olan, ben burada mağdur oldum, hakkımı istiyorum, bunu sonuna kadar dile getirmeli. Bir örnek vereyim hatırda kalsın diye. Biliyorsunuz şimdi meslek liselere zenci muamelesi yapılıyor. Yani ben bunu böyle değerlendiriyorum. Ha, zenci muamelesinden de kastımız işte yaşı biraz daha yüksek olanlar dönemi hatırlıyor. Bir kısmı da okuyarak biliyor. Amerika'da zencilere farklı muamele yapılırken zencilere belediye otobüslerine bindiğinde eğer bir beyaz gelmişse oturma öncelik hakkı beyazın. Zenci ayağa kalkıyor. Kalkmak zorunda. Kalkmazsa ilk polis karakolunda otobüs duruyor ve ayağa kalkmayan hakkında ceza işlem yapılıyor. Ama zenciler de usanmışlar. Yani bu muamele gidiyor mesela bir bayan oturuyor ama bir çocuk dahi olsa geldi mi beyaz kalkmak zorunda. Bir gün Rosa Parks adında zenci hanım canına tak demiş gidiyor oturuyor bir koltuğa. Yanına bir beyaz geliyor ama ayağa kalkmıyor. Hayret ediyorlar. Çevredekiler merakla bakıyor. Nasıl kalkmaz? Neden kalkmaz? Ne cesaret? Kalk diyorlar, ikaz ediyorlar. Şoför duruyor, şoförü ikaz ediyor. Yaptığın yasalara aykırı. O günkü 1950'lerdeki Amerika'nın yasalarına aykırı. Zenciler, farklı muamele. Ama kadın diyor ki ne olursa olsun ben diyor insanım, eşit haklara sahibim. Ve buradan kalkmıyorum. Kalkmıyor. İlk karakolun önünde belediye otobüsünü durduruyorlar. Polisler gelip onu indiriyor. Ve hakkında yasal işlem yapılıyor. Rosa Parks kadının ismi. Evet. Ama bu olay üzerine bütün zencilere haksızlık yapıldı, adaletsizlik yapıldı, eşit muamele yapılmadı, biz de belediye otobüslerine binmiyoruz diyor. Ve aylarca belediye otobüslerine binmiyor zenciler. O kadar uzak işlerine kilometrelerce yaya yürüyerek gidiyorlar. Toplu protesto sürdürüyorlar. Zorda kalıyor, çaresiz kalıyorlar ama bu protestosunu sivil itaatsizliğini yapıyor. Ondan sonra da Amerikan Yüksek Mahkemesi karar vermek zorunda kalıyor ki zenciler de belediye otobüslerinde de eşit haklara sahip beyazlarla beraber oturma hakkını da elde ediyor. Daha sonra da işte bugün Amerika'nın başında bir zencinin Amerikan başkanı olacağı düzeye kadar hızlı bir değişim. Ha, hızlı derken tabii ki sosyal değişimler böyle dünden yarına hemen olmaz. İşte aradan bir yarım asır geçmiş ama yarım asır sonra da işte bir zenci Amerikan başkanı. Evet. Ha, burada şunu söylemek istiyorum. Haklar verilmiyor, alınıyor. Onun için meslek liseler diğer liselerden farklı muameleyi hak etmiyorlar. İnsan haklarına aykırıdır. Danıştay'ın verdiği karar da hukuka aykırıdır. Bu yönden tamamen demokratik çizgide, hukuk çizgisinde hak aramanın yöntemleri vardır, yolları vardır. Davaya müdahil olur. Efendim toplantılar yapılır, gösteriler yapılır. Hukuk çizgisinde yapılabilecek ne varsa sonuna kadar da bu mücadele sürdürülmelidir. Kesinlikle artık hak ve özgürlükler alanında Türkiye bir rüzgara arkasını vermiş, doğru yolda gidiyor. Bunun önünde de
despotlar, dayatmacılar, adaletsizlikler, hak ve adalete karşı çıkanlar, insan haklarına saygı göstermeyenler ilelebet duramayacaktır. Türkiye geleceğinde hakkın, adaletin, iyiliğin, doğruluğun, güzelliğin hakim olduğu bir ülke olacaktır. Kimsenin moralini bozmasına gerek yok ama herkes lütfen önce vazifesini yapsın diyorum. Evet, biz de aynı zamanındayız. Teşekkür ederiz Reşat Bey. Bugün tekrar gördüğünüz üzere mağdurların evet. ve gerek öğrencilerin, gerek velilerin olsun. Aynı zamanda yine sivil toplum kuruluşlarına da büyük rol düşüyor bu konuda. Ve aynı sanayide bulunan kişilerin de yine o şekilde, çünkü onlara eleman yetişiyor. Yani meslek lisesinin memleket meselesi, o yani kalıp kuruldu, o cümle kuruldu, çok güzel bir ifadeydi ama arkasında yeterli durulmadı. Yani onun arkasında durulacak bir pozisyona gelmesi gerekiyor. Ama işte direnişle, bir Rosa Parks örneğiyle, bilmiyorum okullara mı gitmemeli, nasıl yapmalı ama bir direniş örneğiyle güzel günlerin bizi bekleyeceğini yani görmek istiyoruz artık. Güzel günleri görmek istiyoruz. Böyle bir adaletsizliği, böyle bir gereksiz adaletsizliği gündemimizden artık görmek istemeden Türkiye'nin bu at gözlüklerini çıkartıp önüne ilelebet bakmayı, gelecek günlerde güzel günlerin görmeyi hepimiz istiyor ve bekliyoruz. Hükümete düşen görevi de zannederim hükümet tüm mesajları almıştır. İnşallah hükümet de bu konuda tüm yetkisini, sözünü kullanarak mağdurları ve herkesi, halkı, Türkiye Cumhuriyeti'ni bu adaletsizlikten, bu eşitsizlikten kurtaracaktır diye ümit ediyoruz. Teşekkür ederim tekrar Reşat Bey. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyoruz. Tekrar görüşmek üzere.